Yad edelim Ömer Döngel hocamız efendim Mescid-i Nebevi'de Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamı selamladı. Oralara gitti. Assalatü vesselamu aleyke ya Resulallah diye dualar etti. Şimdi Ömer Döngeloğlu hocamızın veteresi var. Ardından bir kısa aradan sonra inşallah yine birlikte olacağız efendim. Peygamber Efendimizin Mescid-i Nebevisi'nin avlusundayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte gördüğünüz yeşil kubbenin altında o mübarek kubbe-i hadranın altında yatıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh onun yanında. Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh da onun yanında. Buraya her gelen Müslüman, her gelen mümin, kadın ve erkek. Resulullah'ı selamlarız. Efendimiz Aleyhisselam'ı selamlayarak Medine ziyaretine başlanır. Türkiye'den geldik veya başka yerlerden geldik, başka ülkelerden geldik. Otellerimize yerleşiriz veya nerede kalacaksak oraya yerleşiriz. Bavullarımızı koruruz, abdestlerimizi alırız ve doğruca şu gördüğünüz yeşil minare Osmanlı ecdadımızdan kalma bu minarenin altındaki kapı Babus Selam'dır. Babus Selam'dan erkekler girerek böyle içeriden devam eder Resulullah'ı selamlama. Yeşil kubbenin karşısına kadar böyle yürüyerek geliriz, geliriz, geliriz. Allah Resulü'nü tam huzuruna gelecek şekilde, ona uygun bir şekilde edeple, saygıyla, hürmetle, mahzun bir gönülle, hasret bir yürekle geliriz ve Resulullah Aleyhisselam'ın başta kendisi selamlanır. Peygamberimizin selamlanması Resulullah'ın karşısında saygılı bir şekilde. İlla eller namazdaki gibi bağlanacak diye bir şey yok. Zaten buna gerek yok. Ama saygılı bir şekilde, edepli bir şekilde durulur ve Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya hayre halkillah. Es-salatu vesselamu aleyke ya nura arşillah. Es-salatu vesselamu aleyke ya ceddel haseneyn. Es-salatu vesselamu aleyke ya imamel harameyn. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Nebisi. Salatü selam senin üzerine olsun ey yaratılmışların en hayırlısı. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Hasan'ın, Hüseyin'in dedesi. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Fatıma'nın babası. Salat ve selam senin üzerine olsun ey iki haremin imamı. Salat ve selam senin üzerine olsun ey evvellerin ve başından sonuna gelmiş geçmiş cümle enbiya, cümle Resulullah'ın peygamber kardeşleri. Ey Allah'ın Resulü, seni ziyarete gelen, seni kabrinde ziyaret edip dünyada mübarek kabrini ziyaret eden sanki dünyada ziyaret etmiş gibidir buyuruyorsun hadis-i şeriflerinde. İşte bu mübarek hadis-i şerifini kendimize bir davet kabul ederek yüzümüz olmadığı halde mahcup bir yüzle günahkar bir kul olarak sana layık olamamış ümmetinden bir kardeşin olarak seni ziyarete geldik ya Resulallah. Ziyaretimizi kabul eder misin ey Allah'ın Resulü? Senin huzurundayız. Nice yürekler şu anda şu mübarek yeşil kubbeyi ziyaret etmek için, yeşil kubbenin karşısında durmak için hasretle çarpar nice sineler. Nice milyonlarca Müslüman buranın hasretiyle yanar tutuşur. Allah bizlere nasip etti. Senin huzurundayız ya Resulallah. Ey Allah'ım, şu ziyaretimizi Resulullah Aleyhisselam'a ulaştır ya Rabbi. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı ki, bana salat ve selam gönderildiğinde Allah benim ruhumu bana iade eder ve beni o selamı selam verenin ismiyle
daha güzel bir selamla karşılık veririm buyurmuştu. Selamlarımızı Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bizim selamımıza mukabele ettiği selamlarıyla ya Rabbi, şu ziyaretimizi sen kabul eyle. Allah'ım, buraya kadar gelemeyen nice Müslüman varsa o kardeşlerimizin de selamlarını, bizimle selam gönderen, biz de Resulullah'ın mescidinde, şimdi o avluda ben de olsaydım diyen kadın erkek, dünyanın neresinde bir Müslüman varsa onların selamını Resulullah'a arz ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Sen haberdar eyle Peygamber Efendimiz'i. Salat ve selam senin üzerine olsun ya Resulallah. Senden sonra çok günahlar, çok haramlar çoğaldı. Senden sonra nice yanlışlar, nice batıl işler hayatımızın içine bulaştı. Dünya bizim sanki tek yaşayacağımız hayat yeri gibi görülmeye başladı. Allah'ım, şu Mescid-i Nebevi'de sana yalvarıyoruz. Resulullah'ın ashabının yaşadığı bu topraklarda sana yalvarıyoruz. Peygamber Efendimiz'in yanında dünyayı ve ahireti bir dengede yürütmüş ashabın yaşadığı topraklarda, Ensar ve Muhacir'in kardeşlik destanını yazdığı bu topraklarda, Allah'ım, o yüreklere bizim de ihtiyacımız var. Kalplerimizi sen çevir ya Rabbi. Sahabe ruhuna dönder ya Rabbi. Allah'ım, sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Şu mübarek topraklarda Ensar ve Muhacir'i kardeş kılan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın o şifalı dualarıyla ümmeti Muhammed'i birbirine kardeş eyle ya Rabbi. Aramızdaki kavgaları, evlerimizdeki huzursuzlukları sen götür ya Rabbi. Gitsin ve bir daha dönmesin ümmeti Muhammed'in arasındaki kanlar, kavgalar, ihtiraslar, kıskançlıklar, hazımsızlıklar, iftiralar. Allah'ım, masumlar öyle çoğaldı, öyle çoğaldı ki. Mazlumlar öyle çoğaldı, öyle çoğaldı ki. Onlara yardım edecek kardeşlerini bekler. Şu mübarek ayda, şu Kur'an ayında sana yalvarıyoruz. Kalplerimizi kardeşliğin mesuliyetiyle çarptır ya Rabbi. Allah'ım, bizimle selam gönderenlerin selamlarını Resulullah'a ulaştır. Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Esselamu aleyke ya Halife-i Resulullah. Esselamu aleyke ya Ebel Aişe. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Ebu Bekir Sıddık. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Resulullah'ın halifesi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Aişe Hümeyra annemizin babası. Allah'ın selamı üzerine olsun ey ashabın efendisi. Müslümanların efendisi. Allah'ın selamı üzerine olsun ey sadakatin zirvesi. Allah'ım, Ebu Bekir Efendimizin sadakatinden, cömertliğinden bize pay ver ya Rabbi. Huzurundayız, karşısındayız. Allah'ım, bizi ona benzet ya Rabbi. Allah'u an. Esselamu aleyke ya emiral müminin radıyallahu an. Esselamu aleyke ya Faruk radıyallahu an. Ey hakkı batıldan ayıran, ey yüreği hep hak için çarpan cesaret timsali, celadet sahibi ey Ömer İbnül Hattab, selam olsun sana. Ey müminlerin emiri, selam olsun sana. Ey Müslümanların emiri, selam olsun sana. Allah'ım, Hazreti Ömer Efendimizin ruhunu, Ebu Bekir Efendimizin ruhunu şu ziyaretimizden haberdar eyle, hoşnut eyle ya Rabbi. Allah'ım, şuralara gelmeyi bütün Müslümanlara nasip et. Allah'ım, buralardan Hazreti Ömer'e benzeyerek dönmeyi bize nasip et. Allah'ım, şu topraklardan Kur'an'ın indiği, Cebrail Aleyhisselam'ın dokunduğu şu topraklardan hayatımıza Kur'an doldur ya Rabbi. Kur'an'ı hem okuyan hem yaşayan Müslüman olmayı bize lütfet ya Rabbi. Allah'ım, ölmüşlerimize de rahmet eyle. Selamlarımızı, dualarımızı Resulullah'a sen ulaştır ya Rabbi. Allah'ım, bizlere tekrar tekrar gelmeyi, en başta hiç gelemeyen kardeşlerimize helalinden bir kapılar açarak onların da gelmesini nasip et ya Rabbi. Ya Rabbi,
Dünya mazlumlarına sen yardım eyle. Dünya mazlumlarına yardımcı olacak Müslümanları sen ortaya çıkar ya Rabbi. Amin. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'i selamlama 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık olarak bu şekilde selamlanır. İlk geldiğimizde yapacağımız müstehap işlerden biri budur. Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i selamlamaktır bizim üstümüze düşen. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz, onların yaptığı hayırlar yad edilir. Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in ümmeti Muhammed için bir vesile olduğunu, yani hem şefaatiyle hem de sünnetiyle bizim için hayırların, iyiliklerin bir vesilesi, hidayetin yol göstericisi olduğunu hatırlatmak ve nefsimize bu nasihatte bulunmak. Selamlamadan maksat budur. Hem selamımızı arz ederiz, hem de kendimize yapacağımız dualarımızı ederiz. Allah hepinize nasip etsin. İnşallah vedalaşmayı da konuşacağız. Öyle ya, burada kaç gün kalmışsak bir de Resulullah'a veda vardır. Bir selamlama vardır Medine'ye geldiğimizde. Bir de ayrılırken vedalaşma vardır. Vedalaşmada da beraber olacağız. Allah yolunuzu düşürsün. Cenab-ı Hak sizleri, bizleri bu topraklara hep nasip etsin. Allah bizi buralardan hatalarımızı, günahlarımızı terk ederek tertemiz bir Müslüman olarak hem affedilmiş hem de kendini düzeltmiş bir mümin olarak dönmeyi hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olun canlı kardeşlerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.